Merhaba, Medyascope TV'de Ağır Ekonomi programındayız. Yine Öner'le birlikte. Bu sefer konuğumuz yok ama konuşacaklarımız renkli. Gerçi pek havası olmadı. Yani 20. yıl sonuç itibariyle hani biraz daha fazla tartışılır diye bekliyorduk. Epey bir benzerlikler falan da var. Bu 2001 krizi ve arkasından gelen derviş reformları diye bilinen reformlardan konuşmak düşündük. Hem bugünle paralellikler kurarak hem de o noktaya nasıl gelinmişti, o reformlar ne anlama geliyordu, ne ifade ediyordu, ne gibi sonuçlar doğurdu. Sonra bugüne nasıl geldik yine? Çünkü sürekli böyle bir emme basma tulumba gibi sürekli bir bedel ödüyoruz. Sonra tekrar krize giriyoruz, tekrar bedel ödüyoruz. Birileri de çok fayda sağlıyorlar tabii bu işlerden. Bedeli ödeyenler belli, kazanç sağlayanlar da belli. Ben lafı sana bırakacağım ama önce bir IMF değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bu çok şeytanlaştırılan bir kurum olarak, yani şeytanlaştırılmasının temeli de var elbette. Ama bu her şeyi, bütün melanetin daha doğrusu IMF'den geldiğini söyleyince bir genel rahatlama oluyor, farkında olarak veya da olmayarak. Yani bunu bilinçli olarak, bilinçli olmadan yapanlar var diye düşünüyorum. Bilinçli olan yapanlar herhalde küçüktür de. Ama hem sağ hem sol IMF'i böyle bir işte geldi başımıza bela etti, emperyalizmin en önemli aracı, işte bizi perişan ediyor falan filan gibi bir konteks, bir söylem etrafında değerlendiriyorlar. Ben tam ona katılmıyorum. Şundan dolayı, yani IMF böyle bir yerde bir yangın çıktı ve o yangına giden itfaiye gibi geliyor bana. Yani sizin o yangını çıkartan kişilerin kim olduğuna, evi harap eden, memleketi perişan eden, meselelerin ne olduğuna, kim olduklarına, bunların kim olduklarına yoğunlaşmak daha önemli. Çünkü IMF'e ülkeler gitmek zorunda kalıyorlar. Yani IMF gelip de şey yapmıyor. İşte bir takım ajanlarını kullanıp, hani nedir o, komprador burjuvazi kullanıp beni içeri al, kapıyı, arka kapıyı aç, oradan gireyim falan gibi bir durum söz konusu değil. IMF dışında başka bir yerden kaynak bulup durumu düzeltebilecek halde değilseniz IMF'e gidiyorsunuz. O zaman soru, IMF de tabii ki bir program veriyor. O program sonuç itibariyle genelde bu duruma gelmekten dolayı hiç sorumluluğu olmayan ve o duruma gelmekten ötürü büyük refah kaybına uğrayan kitlenin ekstra bir refah kaybına neden oluyor. Ama o tabii bir borç verince o borcu geri almayı garanti edecek, piyasa kuralları içerisinde garanti edecek bir yöntem izlemeye çalışıyor. Dolayısıyla işte sert reformlar, sosyal devleti arka plana it, onu şöyle yap, bunu böyle yap falan gibi şeyler yapıyor. Bunu da görünüşte de dolayısıyla insanlar IMF geldi bizi perişan etti şeklinde bir algıya kavuşuyorlar ve IMF'in gelmesine neden olan proses, süreç zaman içerisinde unutuluyor, etkisi azalıyor. Oysa asıl olarak buna odaklanmamız gerekiyor. Çünkü bu süreç unutulunca tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Aradan bir 10 yıl, 15 yıl geçtiğinde bunlar tekrar öne çıkıyorlar. O yüzden bunu zaten konuşmamız içerisinde de tekrar ele alırız, gerekirse tabii. Şimdi bu herhalde önce 2001 krizini ve ona gelen yolu biraz konuşmak lazım ki derviş reformları denilen şey nereye oturuyordu, ne amaçlıyordu, onu bir parça daha yapalım. Bu da tam senin konun aslında, sonuçta kalkınma iktisadı çalışan birisi olarak. O yüzden ben lafı sana vereyim, arada lafını keserim. Sana ben katılıyorum bu söylediklerine. Buna itirazım da yok. IMF sonuç bir sonuç. Ama IMF'ye gelene kadar ülkelerin yaptıkları var. O ülkelerdeki siyasetçilerin sorumlulukları var. Bir ölçüde sorumluluktan kaçmanın bir yoludur bu. Aslında geçen hafta 20. yıldı ve dervişle ilgili birkaç demece rastladım ben kamuoyunda. Çok yüklü bir gündemimiz olduğu için de
kamuoyu bu konuda çok fazla tartışma yapamadı. Yani ben hatırlamıyorum bir televizyon programı bile ya da bir televizyon programında bile ele alınmadı. Ama enteresan açıklamalardan bir tanesi de Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamaydı. Twitter üzerindendi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Düşmanlaştırıcı bir havada havası olan bir açıklamaydı. Şimdi detaylarını çok fazla hatırlayamıyorum ama bende böyle bir programın yapılması gerektiği düşüncesini uyandırması bakımından önemli bir açıklamaydı. Yani öncelikle bir siyasetçi olarak kendi sorumluluklarını hiçe sayıp, kaldı ki o dönemde de bu krizin öncesi ve sonrasında da belli ölçüde sorumluluğu olan, ekibin içerisinde yer alan bir kişi olması sıfatıyla, keza ülkemizde o krizi doğuran ve 2001 derviş reformlarına bizi götüren süreçte sürecin bir benzerini şu anda Türkiye'de yaşıyor olmamız ve bunun neticesinde birçok iktisatçının karşı karşıya kaldığımız ekonomik problemlerin halli noktasında reformlara parmak basması, bir takım ekonomik ve siyasi reformları öne sürmesi bakımından iki dönem arasında çok ciddi benzerlikler var. Dolayısıyla bunu giriş yaparken belirtmek istiyorum. Bu itibarla bugünün iktisadi problemlerine bir bakmak isteyen iktisatçılar açısından o günü iyi tahlil etmenin de bana göre önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tahlilde biz doğru bir tahlil oluşturabilirsek, yani bir düşmanlaştırıcı dilden uzaklaşıp daha aklı selim ve berrak bir kafayla o dönemlere bakarsak ne olmuştu o dönemlerde diye ve o olanlarla bugün arasındaki benzerlikleri ortaya koyarsak bugünkü problemlerin halinde daha doğru isabetli kararlar alırız diye düşünüyorum. Şimdi derviş reformları aslında Türkiye'yi bir krizden çıkartan reformlar olarak biliniyor. Oysa böyle bir şey değil derviş reformu. Bunların çok daha ötesinde, çok daha geniş etkileri olan, manası olan reformlardır. Hani uygulayıcısı derviş olduğu için adı derviş reformları kalmıştır. Ama bu reformların yapılması gerektiği 1982 yılında yapısal dönüşüm programlarıyla ilgili anlaşmaya IMF ile Dünya Bankası ile imza atıldığında ortaya konulmuş şeydir. Olayın metodolojisinde böyle bir şey vardır. Şimdi Türkiye'deki iktisadi problemler genellikle yapısal transformasyon, yani iktisadi manada ekonomide sürekli bir devinim var, dinamizm var, yapısal dönüşüm var. Yani Türkiye bir Amerika değil, İngiltere, Almanya değil. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Neden bunu böyle diyorum? Çünkü sürekli nüfusun sektörler arasında mobilizasyondan, büyük çaplı mobilizasyondan bahsetmemiz mümkün. Ciddi bir tarım sektörü var. Artık bu konuda sen çok daha yetkinsin. Açıkçası o nüfusun yaratmış olduğu iş gücü piyasalarında ve üretim yapısında çarpıklıklar var hatta. Yani Türkiye o yapıyı bir türlü dönüştürmekte başarılı olamıyor. Zorluklar çekiyor. 1980 yapısal dönüşüm programlarını eleştirmek gerekiyorsa bu konuda eleştirmek bence isabetli olur. Çünkü çok ciddi bir tarımsal nüfusu transforme edebilmek için, mobilize edebilmek için gerekli olan sanayiye çok büyük bir darbe vurmuştur ve ben burada bir şey aklıma geldi, unuttum diye hemen girdim araya. O tarımda transformasyon gerçekleşiyor aslında ama tamamen plansız. Bu işte kontrolsüz, tabii. Kendi göç diye bilinen şey aslında tarımı transforme ediyor. Tarımın
tarımdaki o fazla nüfusun, fazla iş gücünün tasfiye edilmesi, ama bu tasfiyenin planlı ve üretken bir ekonomi yaratacak şekilde yapılmaması tamamen gözlendi yani. Kendiliğinden oldu bitti her şey. O zaten bütün bugün karşı karşıya olduğumuz yapısal problemlerin kaynaklarından bir tanesi. Doğrudur. Doğrudur ama işte böyle kontrolsüz yapıldığı zaman bunun sosyal dokuda, toplumsal yapıya, iktisadi yapıya etkileri de kontrolsüz oluyor ve en basitinden siyasi istikrarsızlıklara da kaynaklık yapıyor. Yani kontrol edemiyorsunuz oradaki kitleleri ve o kitlelerin seçmen gücü sebebiyle de zaman zaman popülizme gitmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani o nüfusun vereceği oya, o nüfusu memnun etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Mutluluğunu sağlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Ekonomik bir şeyler verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama plansız yapıldığı için sizin harcamalarınız ve uyguladığınız, makro düzeyde uyguladığınız politikalarda öngörülebilir olmaktan çıkıyor. İktidar koalisyonlarını oluşturan, iktidarı oluşturan koalisyonlar da bu istikrarsızlıklara dayanarak bir takım sonuçlar, kendi çıkarları doğrultusunda bir takım sonuçlar elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'deki temel problemlerden bir tanesi bu toplum kontrolsüz toplumsal transformasyonun siyasi yansımaları ve o siyasette yarattığı belirsizlikler. İşte ANAP iktidarı, Turgut Özal liderliğindeki ANAP iktidarı 1988 yılına kadar herhangi bir muhalefete maruz kalmadan bu politikaları uygulayabilmiştir. Türkiye'nin reform politikaları aşamalı, yani gradual dediğimiz aşamalı bir politikalardır. Yani şok tedbirleriyle şok şeklinde hepsi bir aradan değil, aşama aşama gerçekleştirilmiştir. Hepsinin bir programı vardır. Önce dış ticaretin serbestleştirilmesi ve mal piyasalarının dünyaya entegrasyonu, arkadan içerideki finansal piyasaların liberalleştirilmesi ve işte kurumsal manada finansal ve sermaye piyasalarının inşası, olmayan sermaye piyasalarının belli ölçüde inşası şeklinde bir süreç izlemiştir. Bunun üçüncü aşamasında kaynak kullanımın ekonomideki, özellikle de kamudaki kaynak kullanım tercihlerinin etkinliğini arttıracak tedbirlerin alınması gerekiyordu. Yani kamu sektörünün, kamu harcamalarının etkinliği, verimini arttıracak tedbirler gündeme gelmesi gerekiyordu. Ancak 1988 yılına kadar ilk iki ayağında başarı sağlayan ANAP iktidarı artık yeteri bu toplumsal muhalefeti yeterince engelleyememeye başladı ve toplumsal muhalefet ortaya çıkmaya başlayınca da reformların hızı yavaşladı. Bir kere bunu koymak lazım. 88 yılında biliyorsun ciddi bir referandum vardı. ANAP'ın kaybıyla sonuçlandı ve erken seçimi bir yıl önceye almak isterken başarılı olamadılar ve beraberinde erken seçim bir sonraki yıla kaldı ve ekonomik problemler içerisine sıkışmış olan Anavatan Partisi bu sorunları kısa sürede çözemedi. Neticede 91 yılında da şeyin kaybedilmesiyle, iktidarın kaybedilmesiyle, bir koalisyon iktidarını, muhalefetin iktidarı ele geçirmesiyle bu sonuçlandı. Bu dönemdeki ciddi toplumsal muhalefetlerin başında gelen bir işçi ayaklanma, işçi yürüyüşleri var. Zonguldak'tan 89 yılında başlayan, 91'de işte Zonguldak'tan Ankara'ya doğru başlayan yürüyüşler. Bunlar işte toplumsal, ciddi toplumsal muhalefetin oluştuğu dönemler bunlar. Neden oldu bu durum? Keza 1988 yılı asgari ücrette de çok ciddi artışların gerçekleştiği yıldı. Çünkü 80'li yıllar boyunca uygulanan politikaların temelinde ücretlerin
ve ücretler yoluyla iş talebin baskı altına alınması söz konusuydu. Ve bu ancak 88 yılına kadar sürdürülebildi ve orada artı geniş çalışan kesimlere bir şey verilmesi mecburiyet haline geldi. Şimdi hükümetin sıkıntısı bu. İşte böyle bir ortamda eskisi kadar rahat hissedemeyen kendisini reform politikalarını uygulama konusunda rahat hissedemeyen hükümet bu konuda iddiasını yitirdi ve yavaşlamaya başladı. Çünkü bunların siyasi sonuçları ortaya çıktı. Siyasi mücadele ortaya çıktı ve öncelik siyasi öncelik bu kitlelerin 80'li yılların sonunda lokalize başlayan muhalefetin toplumun tamamına, ülkenin tamamına yaygınlığını bir şekilde engelleyecek ekonomik başarıları, ekonomik manada dar boğazları aşacak tedbirleri devreye sokmak öncelik kazandı. Anavatan Partisi'nin bu dönemdeki siyaseti budur. 88 yılında ciddi bir dalgalanma da vardır Türkiye'de. Yani uluslararası piyasalardan da kaynaklanan bir çok da ödemeler dengesi ile ilgili ödeme sıkıntıları içerisine düşmüş ve o kısa dönemli sıkıntıyı ciddi bir devalüasyonla ya da Türk lirasının değer kaybıyla kapatmıştır. Yani ekonomik manada toplumsal muhalefet ve siyasetten gelen kısıtlamalar ve ekonomide kaynak ihtiyaçları o dönemki iktidarın önündeki en önemli problemdir. Bunun iktidarın korunabilmesi için giderilebilmesi ya da bu sorunlara çözüm olabilmek için kaynağa ihtiyaç vardı. Ve işte bu dönemde zamansız bir şekilde, erken bir şekilde, yani reformların üçüncü ayağını yapmadan eksik bir şekilde 89 yılında 32 nolu kararnamenin çalışmaları başlamıştı. Biliyorsun 91 yılına kadar bu uzuyor. 91'de 90'lı yılların başında IMF'ye bu bildirildikten sonra da sermaye akımlarına serbestlik geliyor. Buradaki amaç ya yapılması gereken belki bir noktadan sonra yapılması gereken bir şey de bu 32 nolu kararname, ama benim kanaatime göre bu tartışmaya açık da bir çeşitli veçeleri var bu işin, isteyenler tartışabilir. Benim kanaatime göre olması gerekenden çok erken oldu. Neden olması gerekenden erken oldu? Çünkü böyle bir karar uluslararası sermayeye kolay erişimi sağlayan bir olaydır. Eğer siz kaynak kullanım tercihleriyle ilgili reformları yapmazsanız, o takdirde uluslararası sermayeye kolay erişim imkanı elde ettiğinizde o kaynakları verimli kullanma ihtimali de ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye buna maruz kaldı ve 32 nolu kararname kısa dönemde siyasetçilerin kaynak ihtiyaçlarını giderme yönünde etkisi olsa bile Türk ekonomisinde ciddi bir istikrarsızlığın kaynağı haline geldi ve daha da önemlisi yapılması gereken reformların daha da ötelenmesine, ağırdan alınmasına vesile oldu. Neden? Çünkü 90'lı yıllar boyunca siyaset kutuplaşmıştı. Siyasette bölünmeler söz konusuydu, değil mi? Koalisyonlar dönemi denilen bir dönemdi. Dolayısıyla o siyasi tartışmanın ve iktidar mücadelesinin vermiş olduğu ortam, ortaya çıkartmış olduğu durumda iktidara kim gelirse gelsin kendi pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışıyor ve bu sağlamlaştırırken de icraatlarında ekonomik uygulamalar ön plana çıkıyor. Nedir o ekonomik uygulamalar? Kamunun elinde, iktidarın elinde olan kamu kuruluşlarının, ekonomik kuruluşlarının siyasi manada sonuç elde edilebilecek bir şekilde kullanılmasıdır.
burada dikkat edilmesi gereken husus ifademde siyasi sonuç elde edebilecek şekilde kullanımı ibaresidir. Yani ekonomik katma değeri arttıracak, ülkenin ekonomisinin faktör verimliliğini arttıracak şekilde değil, sadece ekonomik manada etki yaratacak şekilde kullanılması. Bu rasyonel bir kaynak kullanım tercihi değildir. Dolayısıyla böyle bir imkanı elde ederken siyasiler sermaye akımlarının vermiş olduğu maliyeti ne olursa olsun bu akımların vermiş olduğu imkanları kullanmaktan geri kalmamışlardır. Derviş reformlarına götüren realite, bizi götüren realite budur. Yarım kalmış reformların tamamlanmasının zaruri hale geldiği noktadır 2001 yılı. Tabii bu süreci hızlandıran en önemli faktör de 99 Büyük Marmara depremidir. Evet. Ben de istersen biraz daha farklı bir açıdan bakacağım. Yani daha geniş bir şeyle, zaman diliminde. Çünkü bazı süreklilikler var. Bir de bazı ufak tefek farklılıklar var da büyük farklılıklarda olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne de bağlanan bir şekilde. Şimdi bu seçim öncesinde değil mi, Türkiye'ye baktığımızda asıl itibariyle bir tarım toplumu görüyoruz. Çünkü hemen şunu söyleyeyim, 94'te iş gücünün %40'ı tarım sektöründeydi. 94'te. Yani 70'lerde falan bu herhalde %50'lerde o civarlarda dolaşıyordu. Şimdi bir de tarımın dışına çıktığımızda da kamunun iktisadi alanda ciddi büyük bir aktör olduğunu görüyorduk değil mi? İşte çimento fabrikaları, ondan sonra demir çelik, bütün böyle sanayiye girdi sağlayan önemli şeyleri, üretimin kamuda olduğu bir dönemdi bu. Şimdi 80 özellikle bu kamu üretimini tasfiye etmek iyi tercih etti. Nedeni de işte verimsizlik var, etkinlik var falan filan. Bunu ben bir parça şeye benzetebiliyorum. Yani onunla bir paralellik kurmak gerekiyor herhalde. Hem tabii bu kamu malı, kamunun elinde olması bu fabrikaların bütün topluluğun kullanımına açık olduğu anlamına gelmiyor. Sonuç itibariyle sübvanse edilen fiyatlarla sanayinin gelişmesi için onlara ucuz girdiği belli ölçülerde ucuz girdi temin etmek üzere faaliyet gösteren bir şeydi bir sektör. Dolayısıyla esas itibariyle yine orada bütün kamudan toplanan vergilerle, şunlarla bunlarla toplanan kaynağı bu sermaye birikimini hızlandırmak amacıyla daha dar bir kesime aktarıyorlardı. Sonra bu 80'de bu süreç bir değişiklik gösterdi. Kamu mülkiyeti altında olan bu şey bir tür o Marx'ın kapitalde, hatta şeyde İngiltere'de ilkel sermaye birikimi döneminde çitleme diye adlandırdığı bir şey vardır. Bu kırsal alanların işte mülkiyetine, özel mülkiyete dönüştüren, ondan sonra oradaki işte toprağa bağlı serflerin de bir anlamıyla şehirlere itilmesine neden olan ve böylece de özgür emek, ucuz, yani özgür emek ve işçileşmesine neden olan, özgür emeğe kavuşarak işçileşmesine neden olan süreçten bahsediyorum. Burada bir tür çitleme söz konusuydu. Çünkü kamunun yarattığı bu değer, teknik tabiriyle ortak değer diyelim, sudan ucuza, bütün 80'li ve 90'lı yıllarda sudan ucuz bir şekilde özelleştirildi dar sermaye gruplarına. Bu bugün faaliyette bulunan büyük sermaye grupları da bunun içindelerdi zaten. Özellikle çimantoda meydana gelen gelişmelere bakacak olursanız enerji sektöründe, şurada burada falan. Sonra senin bahsettiğin o 32 sayılı kararname girdi işin içine ve gerçekten hiçbir altyapı hazırlığı yokken kaynak çeşitliliğini, dışarıya yönelerek kaynak çeşitliliğini artırma imkanı verince bu defa bu çitlemeden hem yurt dışındaki sermaye payını almaya başladı, hem de siyasi sınıf, ya da sınıf demeyeyim de siyasetçileri, siyasi kesim
Bu çitlemenin daha süratli, hızlı yapılabilmesini sağlayacak bir kaynak, dış kaynağa da erişme imkanı. Ama bu aynı zamanda tabii büyük bir geldiklere de neden oldu. Şimdi ben bir de bunun devamını bugüne bağlayacak olursak şunu görüyoruz. Yine bu çitleme süreci devam ediyor. Ama ortada özelleştirecek bir kamu varlığı kalmadığı için prensip olarak şimdi yeni kamu varlığı yaratıyormuş gibi yapılıyor ve bunun üzerinden borçla ya da işte bütçe kaynaklarının sevk edilmesi yoluyla bir belli bir kesimin, daha çok dar bir kesimin artık büyük bir sermaye birikimi yapmasına neden oluyor. Ne kastediyorum? İşte Zafer Havaalanı yapılıyor. 5 yılda, 6 yılda o büyüklükte bir proje kendini amorti ediyor. Bunu garanti ediyor kamu. Ve 20 yıl boyunca da oradan düzenli gelir elde etmesini sağlayan bir şey yapılıyor. Buna yani kaba bir tabir olacak ama bunu böyle normal bir bütçe faaliyeti olarak sınıflandırmak çok yanlış. Ya da Çanakkale Köprüsü ya da geçilmeyen diğer köprüler. Bu İstanbul Kanalı, işte Kanal İstanbul. Bunların hepsi aslında ortada varlık olmadığı için kamunun varlık üretebilecek kaynaklarını bir tür fiktif değil tabii de gereksiz yere dayatılmış büyük proje diye adlandırıyordu Yeşiller. Onu kullanmak en doğrusu. Gereksiz yere dayatılmış projelerle şey yapılıyor. İkincisi de madenler şu bu falan gibi aslında toprağın üstü çok daha yüksek ve çok daha geniş halk kitlelerinin yararlanabileceği işte bir ekonomik değer üretme kapasitesine sahip iken toprağın altında son derece sınırlı sayıda ne idüğü belirsiz kiminle ortak olduğunu bilemediğimiz Kanadalı bir takım şirketler ve yerli bir takım mafyatik madencilerle peşkeş çekiyor. İşte Biga Yarımadası'nın %78'i yani inanılacak bir şey değil. Doğu Karadeniz'den başla işte Batı Karadeniz'e kadar bütün o değerli arazilerin tahsisatı işte İç Anadolu'da şurada Toroslar'da dünya işte Türk memleketin her yerinde ormanmış, set alanıymış falan hiçbir şey tanımadan bu da böyle. Bu gerçek anlamda İngiltere'de yaşanan çitlemenin çok daha vahşisi, çok daha insafsızı şeklinde gerçekleştiriliyor. Bütün bunlara eşlik eden bir de yolsuzluk süreci var. Yani şeyi hatırla, o 90'lı yıllarda ki süreci özetleyen bir takım stereotipler var. Kurum olarak ve kişi olarak. Mesela Ege Bank. Ege Bank'ı hatırlıyorsundur. Yani Ege Bank verdimse ben verdim deyip Cumhurbaşkanı olan rahmetli Demirel'in yeğeni idi. Bir banka kurdu. Likitte sıkışıklığından dolayı krizden krize sürükleniyor Türkiye. 2094, 97, 99 arka arkaya. 98 de var arada. Bu mevduat toplayıp dövize çevirip yurt dışına attı. Yani hiçbir şeyi yok. Bankacılık faaliyetiyle falan bir alakası yoktu bunun. Ama bunu yapabilecek bir ortam bulmuştu. Sana söz vereyim daha çünkü çok renkli teknolojiler var. Bunları da altını çizmemiz lazım ki bugün özellikle genç kuşak o günlerde neler olduğunu çok bilmiyor ama ya da işte biz yaşamış olduğumuz için aklımızda halen canlılığını koruyor. Onları o stereotipleri bugüne de taşıyabileceğimizi düşündüğüm için bunun altını çizmemiz lazım. Ben düzeltme için söz istemiştim. Verdiysen verdin meselesi Ataşehir için söylenmişti. Evet. Tabii. Hani Kemal Ilıcak'ın biliyorsun Ömer rahmetlinin sağ siyasetle çok yakın ilişkileri vardı. Onun arazileriydi. Bugünkü Ataşehir'in aslında oradan. alana harem yolcu terminali yapılacaktı, değil mi? Otobüs terminali Tabii. taşınması söz konusuydu. Birden hani bir yolcu terminali beklenirken orası kulelerle donatıldı. İlginç bir bölge oldu. Ben bunlara katılıyorum ve bugün de çok ilişkisi var. Bir şeyi ifade edeyim tabii ki. ANAP'la AKP arasındaki
ya bugünkü iktidarda AKP olduğu için böyle bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ya ANAP vardı. ANAP'ın o günkü başarısı, hani diyorlar ya o dönemde çok başarılı şeyler yaptı falan. Doğru, ekonomik büyüme bakımından ANAP'ın ilk yıllarında ciddi bir büyüme yaratıldı. Ama Türkiye ekonomisindeki büyümenin temel belirleyicisi kaynaktır. Yani finansman kaynağınız olduğu sürece siz büyürsünüz. Çünkü faktör verimliliğine yönelik çok fazla değişim olmuyor Türkiye'de. Yani Şevket Pamuk Hoca'nın Uneven Centuries kitabı zaten koskoca evet. Kitap üzerine. Adamcağız dünya kadar veriyi derlemiş, etmiş. Bunları söylemiş. Dolayısıyla bunun ampirik dayanağı da var. O gün eldeki devlet kaynaklarının özelleştirmeyle elde edilen kaynak, siyasi eylemlerin finansmanı, politikaların finansmanı özelleştirmeyle gerçekleşir. Ama AKP döneminde o dönem bitmişti. Dolayısıyla özelleştirilecek alanlar sadece 2002-2007 dönemi için söz konusuydu. O da zaten derviş reformlarının temel argümanlarından birisi, unsurlarından, ayaklarından birisi olduğu için o dönem gerçekleşti ve özelleştirme gelirleri diğer gelirlerle birlikte inanılmaz boyutlara ulaştı ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Türkiye büyüyebildi. Yani elbette derviş reformlarının ekonomik yapıdaki meydana getirdiği değişimin etkisi vardır. Bunda bir beis yok. Ama ben bir hipotez olarak ifade edeyim en hafif şekliyle. Ama o özelleştirmenin, o reform sürecinin neticesinde gelen sermaye akımlarının büyüme üzerinde çok daha belirleyici bir etkisi olmuştur. Benim kanaatime göre Türkiye'de çok partili hayata girdiğimizden beri param varsa büyüyebiliyorsun. O dönemden sonra Türkiye maalesef kaynak sıkıntısı çekmeye başladı ve inşaat sektörü bir finansal enstrüman rolüne büründü. İnşaat sektörü ve o sektördeki aktörler kullanılarak yurt dışından sermaye çekilmeye çalışıldı. 90'larda bankacılar aracıydı. Uluslararası sermaye ile devlet arasında aracılığı onlar yaptı. Bu dönemde ise bankacıların yanına inşaat sektörü de dahil oldu ve özellikle büyük şehirlerde, daha da önemlisi İstanbul'daki arsa rantları üzerinden bir saadet zinciri, bir kaynak kullanım sistemi organize edildi. Dolayısıyla inşaat sektörünün gayet safi yurt içi hasıldaki 7-8 civarındaki payına bakarak bir değerlendirme yapmak sektöre yönelik doğru değildir. Bu sektör Türkiye'nin 18 yılında yurt dışıyla bağlantısını kuran, non-tradable olmasına rağmen, ticarete konu olmayan bir sektör olmasına rağmen, finansal manada dış dünyayla bağını kuran bir sektör haline gelmiş ve mevcut hükümetin icraatlarının finansmanı sağlamıştır. TOKİ'yi de bu şekilde düşünmek lazım. Şimdi çok uzatmadan sana sözü vereceğim ama şunu da ifade edeyim. İşte böyle bir ortam 1990'larda yaşadığımız ortamın benzeridir. Zaten siyasi tartışmalar, siyasetteki aktörlerin, ortaya çıkan aktörler dikkat edilirse mesela 90'larda bir Susurluk olayı vardı. O günkü Susurluk olayındaki aktörler şimdi de ortaya çıktı. Bir paralellik var bu şeyler, süreçlerde. Bugün de aynı süreç devam ediyor. Nedir bu sürecin açmazları? Bir kere ülkenin problemlerini aşmak için gereken reformları yapmakta isteksiz davranması hükümetin. Neden? Çünkü siyasi olarak kendisini çok emniyette hissetmiyor. Peki ama
bu süreci devam ettirebilmesi için Turgut Özal'ın 1988'deki araçları var mı? Yani bir 32 nolu kararname var mı? Benim gördüğüm kadarıyla yok. Böyle bir kararname yok. Dolayısıyla pozisyon itibariyle 88'den ya da 1990'dan çok daha ciddi bir açmazın içerisinde iktidar. Peki bu süreci aşabilmek için ihtiyaç bulduğu kaynağı nasıl elde edecek? Benim bir takım düşüncelerim var ama onları dile getirmek istemiyorum. Ama siyasi olarak hareketliğe de bakılırsa bunun da nesnel koşullarının, kafamdaki sistemin de nesnel koşullarının şu anda kalktığını düşünüyorum. Anladım. Ben yine şeye dönecek olsam, bu inşaata bir ekleme yapayım. Aslında inşaatın ideolojik önemi çok daha yüksek. Yani %7'lik, 8'lik payına göre çok daha yüksek. Şunu demek istiyorum, bu solun tasfiyesinde de, Türkiye'de siyasette solun tasfiyesinde de önemli bir rol oynadı farkında olmadan. Bu köyden kente göçü kuralsız ve hiçbir şekilde yönlendirmeden gerçekleştirirken Türkiye, işte bu gecekondu meselesi çıktı ortaya değil mi? Sonuçta bu insanların bir barınacak yer edinmeleri, şu bu falan gerekiyordu ve onu sağlayacak bir normal bir şey söz konusu değildi. Sektörel faaliyet söz konusu değildi. Ne oldu? Bu sefer büyük şehirlerin çeperlerinde bu gecekondular oluşmaya başladı ve bu gecekondular sonuç itibariyle yasal sınırların dışında hareket olduğu için özellikle solun çok ilgisini çekmeye başladı ve burada büyük mücadeleler verildi. Yani o barınma ihtiyacı bir siyasallaştırıldı sol tarafından. İşte büyük çatışmalar, çok sayıda genç kız ve erkek evlatlarımız öldü. İşte arkadaşlarımız tabii bizim kuşak açısından bakacak olursanız, hatta abilerimiz, ablalarımız diyebiliriz. O epeyce bir ölümler oldu. Göğüs göğüse çatışmalar. Hepsinin amacı şeydi. Bu gecekondu bölgede 1 Mayıs Mahallesi diye bilinen yerler böyle çok, bunun gibi pek çok alınmış. Sonra ne oldu? 12 Eylül'den sonra yani bir darbeyle bir pozisyon üstünlüğü ele geçirince askeri rejim kurulmasıyla Kenan Evren 82'ydi yanılmıyorsam. Çıktı dedi ki bütün gecekondu bölgelerine tapu vereceğim dedi. Ve vermeye başladı. Yani o zaman solun siyasallaştırdığı bu mücadele birer mülkiyet kalesi yaratmak üzere verilmiş oldu. Ve bu mülkiyet kalesi evlatlarının kanları üzerine kuruldu. Yani o ot kadar büyük bir travmayı yaşayan bir toplumun artık yolsuzluklarla mücadele etme, yolsuzluklara direnme refleksi ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu çok önemli bir problem. Bunu hiç konuşmuyoruz. Yani sol da konuşmuyor. Unutuldu gitti ama bu bir yüzleşme başlangıcı olması gereken bir şey. Çünkü bu bir, yani bunun sonuçları bugün de devam ediyor. Niye? Çünkü işte yine 90'lı yıllarda figürleri konuşmaya başlayacak olursak bir Merkez Bankası Başkanı vardı değil mi? Bu Merkez Bankası Başkanı o meşhur 2001'deki işte döviz bandının sona ereceği günden birkaç ay önce servetini bir arkadaşına vermiş. Kendisi Merkez Bankası Başkanı olduğu için piyasanın tam bilgisine sahip. O yüzden hani yatırım yapması, finansal piyasalarda alım satım yapması uygun değil tabii ki. Ve o arkadaşı büyük bir uzak görüşlülükle döviz almış. Birdenbire döviz işte 2-3 katına çıkınca Merkez Bankası Başkanı'nın servetini bir parça yükseltmişti. Şimdi bunları gördük ve buna dair ciddi bir eleştiri, işte ne yapıyorsun sen bilmem ne falan diyemedik toplum. Çünkü herkes aslında bu rant, imar rantının temellük edilmesine dayalı bir hayata alıştırıldığı için
herkesin bakış açısı, oğlum şurada bir şeyler oluyor ama ben payımı alabilir miyim'e döndü. Geniş bir kesim, herkes demeyelim de geniş bir kesim bu şekilde olmaya başladı. İşte bu klientelizm, yani siyasetle toplum arasındaki klientelizm ilişkisinin en büyük taşıyıcısı zaten burası. Bu bir cemaat olabilir, bu bir kulüp olabilir, bu seküler bir iktidar karşıtı bir topluluk olabilir. Hiç fark etmiyor. Hepsini birbirine bağlayan, yapıştırıcı şey bu. Yani ortada bir rant üretiliyor. Bu ranttan ben de payımı alabilir miyim diye bakan geniş bir topluluk var. Ve bunun temeli de aslında işte o 70'lere, 80'lere kadar uzatılabilir. Yine ben Galatasaray'dayken hatırlıyorum. O zamanki Merkez Bankası hazinesinde önemli bir üst düzey görevi olan birisini biz Galatasaray'a şeye çağırmıştık. Bir derse konuk olarak, hatta Seyfettin'in verdiği bir ders, bir arkadaşımızla beraber anlattı. IMF'le toplantılara gidiyorum, şunları yapıyoruz, şöyle hazırlıyoruz, bu ödemeler bir an önce şudur, şunu hazırlıyoruz, bilmem ne falan filan. Sunuş bitti, çok güzeldi bir sunuştu. Bitti, bizim çocuklar birisi el kaldırdı, soru soracak falan, oh dedik, neyse hiç olmazsa soru soran birisi var. Sonra bu borsa ne olacak dedi. Biz Seyfettin'le böyle masanın altına falan koy, yani yerin dibine geçtik. Fakat gayet hoş bir şekilde seminerci döndü. Ben de oynuyorum borsada dedi. Şimdi IMF'le toplantılara giren, Merkez Bankası'nda bilmem ne işte ödemeler bilançosunun üretilmesinde önemli olan, dolayısıyla insider'ın göbeğinde bulunan, neden haber almanın göbeğinde bulunan birisi ben de oynuyorum dedi. Yani hiç kulağımdan silinmedi. Yani 20 küsur yıl, 20 yıl geçmiş ama hiç kulağımdan silinmedi. Yatırım yapıyorum da demiyorum. Ben de oynuyorum dedi. Bunu Amerika'da ya da herhangi normal bir ülkede bu lafı bir merkez bankası üst düzey yöneticisi etse herhalde 30 yıl hapiste falan başlar, açılır yani. Sonrası ne olur bilmiyorum ama. Fakat bu bir norm haline dönüşmüş. Yani bizim çocuklar da şey yapmadılar, garipsemediler. Öte yandan da bir de meşhur Zekeriya Temizel olayı var. Değil mi? Neydi Zekeriya Temizel? Bakandı, işte teknolojinin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan imkanları faydalanarak kayıt dışıyla mücadele etmeye başladı. Çünkü bu kayıt dışılık bütün bu anlattığım sürecin bugün de üzerini örten bir meşruiyet alanı. Yani herkes İşte yarı kayıt dışılık ya da vergi ödememe ya da işte açıktan ücret alarak bir miktarını şey yapma, sosyal güvence sistemine minimum katkı yaparak işte ondan getirilerinden faydalanma, işte bir yerde bir arazi çevirip imar bekleme, işte yani bütün bu masum faaliyetler, yani norm kabul edilen masum faaliyetler aslında çok büyük yolsuzlukları ve çok büyük suç ekonomisi faaliyetlerinin üstünü örten bir meşruiyet kılıfı haline dönüşmüş. Şimdi böyle bir toplumsal yapı içerisinde, böyle bir iktisadi yapı içerisinde, dolayısıyla biz işte yapısal reform onu bu falan deyince bazen dönüp baktığımda, yani şöyle uzaktan baktığımda günlük tartışmalarımıza, yani çok garipsiyorum, çok yabancılaşıyorum meseleye. Önce bunları çözmek gerekiyor. Zekeriya Temizel de bunun için yola çıktı. Çok basit, 2000 yılıydı. Yanılmıyorsa 2000, tabii 2000, 2001 o civardaydı. Kredi kartı slipleriyle işletmelerin gönderdiği şeyleri, nedir o kredi kartı sonrası verilen işte fişleri çakıştırdı, karşılaştırdı. Hop, ortaya kaçırılan vergi çıktı. Antalya'yı pilot bölge yapmıştı, hatırlıyorsun. Orada bir anda birkaç ayda dünya vergi kaçağı tespit etti. Adamı bakanlıktan atmakla kalmadılar. Siyasetten attılar. Şu anda CHP'de diye biliyorum. Şu anda CHP'de. Yani yıllar sonra geri döndü. Ama o anda yani siyasi hayatı sona erdi adamın. Ve bunu yapan da işte dürüstlüğüyle meşhur, emin olduğumuz, gerçekten yolsuzluğa bulaşmadığına emin olduğumuz siyasi figürlerin
aktif olduğu bir hükümetti bunu yapan. Yani o derece büyük bir şey var. Şimdi dolayısıyla biz yapısal reform dediğimizde, kurumların tekrar şeye gelmesi dediğimizde, hakikaten çok güçlü bir çıpaya ihtiyacımız var. Bu çıpa mı sopa mı artık bilmiyorum. Hem de çok güçlü bir toplumsal meşruiyet yaratacak kadar güçlü bir, yani bu var olan toplumsal meşruiyeti parçalayıp onun yerine gerçekten insani olan, ahlaki olan bir normlar bütünü yaratacak harekete ihtiyacımız var. Bunu muhalefette görmüyorum, iktidarda görmüyorum. Ya toplumda böyle bir talep yok zaten. Herhalde asıl büyük şey buradan başlıyor. Şimdi bu konuların hepsini birlikte yaşadık zaten, gördük. Ama iktisatçı olarak bunları bir çerçeve içerisine koyarsak bugünkü konuşmamız kapsamında, bu bahsettiğin tüm olaylar kaynak kullanım tercihlerinin, ekonomik kriterlerin dışında bir takım faktörlerle yapıldığını ortaya koyuyor. Bunlarda ciddi manada yoğunlaşma olduğu kesin. 1990'lı yıllarda motivasyon farklı olabilir ama niteliği itibariyle ya da mekanizmaları da farklı olabilir ama niteliği itibariyle o dönemde de ülkenin çok kıymetli kaynakları kötü kullanılmıştır. Bugün de farklı mekanizmalarla ortaya konulan bir süreç var ama nitelik itibariyle kullandığınız alanlar farklı olsa da yine kötüye kullanılıyor. Yeteri kadar bu kaynakları biz ortaya çıkartamıyoruz. İşte bunun önüne nasıl geçilebilir? Öncelikle neden böyle oluyor sorusunu, neden siyaset buna izin veriyor ve toplumun bu kaynak kullanım tercihlerinin bu şekilde etkin olmayan bir şekilde gerçekleşmesi izin veriyor. Benim kanaatim bu toplumsal transformasyonun yaratmış olduğu hareketlilik, yani oturmamışlık. Türkiye'de kesimler itibariyle, siyasi kesimler itibariyle bir oturmuşluktan bahsetmek mümkün değil. Sürekli mobilizasyon söz konusu. Dolayısıyla bunun yarattığı menfaatler değişkenlik gösteriyor ve o değişkenlikler de çizdiğiniz sınırların sürekli dışına taşma ihtiyacı gösteriyor. Dolayısıyla siz bir kurallar manzumesi yaptığınızda bir süre sonra o kurallar manzumesi toplumsal ihtiyaçlarının sınırları sınırlayan bir toplumsal kurallar ihtiyaçları sınırlar duruma geliyor ve siyasetçilerin toplumsal baskılara, maruz kaldıkları baskılara direnememesi sebebiyle de o sınırlar maalesef gevşetiliyor. Arkasında durulamıyor. Dolayısıyla birinci sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Peki bunun ortadan, bunun olmaması için yapılması gereken ne? Zaman zaman ifade ediyoruz iktisatçılar olarak. Biz kurumlara çok önem atfediyoruz. Kurumlar diyoruz, kurumlar diyoruz, kurumlar diyoruz. Yani iktisadi problemleri ne, hangi boyutta ve ne olursa olsun, eğer kurumsal bir şeyiniz yoksa, kurumsallaşmanız yoksa çözemezsiniz. Kurumsallaşma kaynak kullanım etkinliğini arttıran süreçtir. Eğer kurumların işlerini yapmasına izin verirsiniz. Neden? Çünkü biraz önce bahsettiğim toplumsal uzlaşmayla çizdiğiniz sınırları savunacak olan kurumlardır. Siyasetçilere karşı savunacak olan da kurallardır. Şimdi Türkiye'de siyasetçi, özellikle de iktidardaki siyasetçi devlet olarak algılanıyor. Oysa o sadece devlet aygıtını kullanan bir şey, mekanizma, bir mekanizma, yani muhalefetten çok bir farkı yok. Devlet denilen şey kurumlardır. Kurumlar, yani iktidara gelen bir siyasi iradenin kullandığı aygıtların bütünüdür, manzumesidir devlet. Dolayısıyla eğer iktidardaki kişi o kurumları şey yaparsa, laçka hale getirir ve yıkar ise, o zaman toplumsal taleplerin önüne konulabilecek, irrasyonel toplumsal taleplerin önüne konulabilecek hiçbir sınırlama,
en azından sınırlama koyarken de gerekçe ortadan kalkar. Yani kurumlar bunu tabii ki bir despotik bir şekilde de yapacak de bir kaide yok. Ama kurumların savunacağı, arkasında duracağı kurallar manzumesinin de ortaya konduğu yer elbette demokratik bir şekilde belirlenecek ve bunun belirlendiği yerde parlamento olacak. Belli bir kişi değil, parlamento olacak. İşte konuyu bu şekilde ele aldığınız zaman Türkiye'deki bugün karşı karşıya kaldığımız reform ihtiyacının bir kurumların inşa edilmesi, kurumsal özellik ve çok daha önemlisi bu kararları alabilecek parlamentonun güçlendirilmesi, ortak karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ve bu alındıktan sonra da bu kaynak kullanım etkinliğini sağlayacak bir başka atılması gereken adım da hesap verilebilirlik. Yani kullandığınız kaynağın hesabını vermek. Yani parlamentoda demokratik ve katılımcı bir şekilde oluşturulan kurallara uygun olarak ben bunu kullandım mı kaynağı, yoksa kişisel menfaatler doğrultusunda veya dar kapsamlı bir siyasi grubun menfaatlerini maksimize etmek amacıyla mı kullanılmış bu kaynaklar? Bunun tespiti amacıyla da hesap verilebilirliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmadığınız takdirde kaynak kullanımından, etkinlikten bahsedilemez diye düşünüyorum. Evet, ben son olarak bir... Ben de bir son olarak bir şey söyleyeceğim. İstersen sen söyle ya da ben devam edeyim. Şimdi tabii derviş reformları sonuçta Türkiye'de bir tarihe mal oldu. Bundan sonra önümüze bakmak zorundayız. Biraz önce ben tedbir olarak alınması gerekenleri, yapılması gerekenlerle ilgili 2-3 şey söyledim. Ancak geçmişle kıyaslayarak yeni dönemde maruz kaldığımız problemler ve onların yaratmış olduğu belirsizlikler, siyaset üzerindeki belirsizlikler, ekonomi üzerindeki belirsizlikler daha da arttı. Yeni sorunlarımız var. Geçmişte kırsaldan kentlere doğru mobilizasyondan bahsediyorduk. Tarımdan diğer sektörlere mobilizasyondan bahsediyorduk. Bu hala devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla bir siyasi irade veya iktidara aday bir grubun bunu yönetebilmek bakımından bir şeyi olması lazım. Programının olması gerekiyor. Ancak geçmişte bu kadar şiddetli bir şekilde ortaya çıkmayan bir başka problemimiz daha var ki sanırım önümüzdeki dönemde siyaseti çok daha belirleyici etkiler yaratacaktır. O da kent yoksulluğudur. Geçmişte bu boyutlarda yoktu. Çünkü kırdan kente göçün yaratmış olduğu popülasyon sınırlıydı. Oysa bugün kentlerimiz 1990'ların kentleri değil, daha kozmopolit kentler, daha büyük kentler, ihtiyaçlarda çeşitlenme, kuşaklar arasındaki ihtiyaçlarda, bu da önemli, kuşaklar arasındaki ihtiyaçlarda da ciddi bir çeşitlenme söz konusu. Dolayısıyla yeni bir siyasi davranışın, akımın da bu kent yoksulluğu problemini sosyal bir takım sonuçlar doğurmadan yönetebilecek programları geliştirmesi gerekiyor. Evet, ben bir tek şey ekleyeceğim. Tamamen katılıyorum bu söylediklerine. Bu siyasetin yapılış tarzının bugün içinde bugün geldiği durum bütün bunların yapılmasının önündeki en temel engel. Dolayısıyla bu siyaset yapma tarzını baştan sona, yani bunu çöpe atıp yenisini kurmak gerekiyor ki bütün bu kurumların bağımsızlığı, işte şusu busu falan tartışılabilir ve yapılabilir hale gelsin. Bunun koşullarının ne olduğunu tartışmak. Belki de bir siyasetçiyle tartışmak lazım. Yani bir konuk alıp onu tartışmak ilginç olabilir. Bizim diğer meseleleri tartışacağımız zemini tarif etmek için diyelim. Nasıl uygun değil? Formatımıza... Uydururuz.
Yani bir kere de formatın dışına biz çıkalım. Ne olacak yani? Bütün memleket format dışında çalışıyoruz. Onu konuşalım daha. Bakarız duruma. Evet, epeyce açtık süreyi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bu konulara devam edeceğiz gibi duruyor. Zaten yeni yaptığımız çalışma da aslında bunlarla çok ilgili. Vergi meselesi. Evet, onları herhalde onu birkaç hafta tartışacağız yayınlandıktan sonra. Onun öncesinde de bir zemin düzlemek için bunları, bu konuları değerlendirmemiz lazım aslında. Sanırım o Mart başında kamuoyuna şey yapılacak, kamuoyuyla paylaşılacak rapor. Evet. Evet. Biz de bu programda tartışırız veya başka yani yerlerde. Herhalde Mart ayında bir iki programı ona ayıracağız. Doğru. Evet. Çok epeyce bir kapsamlı bir tartışma alanı çünkü orası. Öyle. Peki. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet.